Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah Subhanahu ve Teala'ya bir adet maktavlar, hamdü sanalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ye salavat salamlar olsun. Allah Subhanahu ve Teala kılayotgan ibadetlerimizi, yaxşı amellerimizi Allah Teala kabul makbul kılsın. Günahlarımız, nuqson, kamchilik, xatolarimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi kechirsin. Yana bir kecha Alloh taoloni ibodatida, rukusida, sajdasida, tilovatda, duoda o'tayapti. Alloh subhanahu va taolo o'zi qabul va maqbul qilsin. Bugungi qisqacha aytib berilmoqchi bo'lgan narsa Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam küllerini biri de İbni Umar radıyallahu anhumanı ikkele yelkesinden üçledi. Hadiste keledi. Akhazan nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme bi menkebeyye fekale kun fi dunya ke enneki garib ev abiru sabil dedi. Ey İbni Umar dedi. Dünyada yaşap durgen vaktinizde xuddi g'arib insonga o'xshab yashang dedi. Au abiru sabil yoki yo'ldan o'tib ketadigan yo'lovchiga o'xshab yashang dedi. Boshqa hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam innalloha la yanzuru ila suvarikum va la ila ajsamikum. Alloh subhanahu va taolo sizlarni tashqi ko'rinishlaringa qaramaydi dedi. Ve la ila ajsamikum ve sizlerini cisimlerine karamaydı dedi. Velakin yanzuru ila kulubikum ve a'malikum. Lekin Allah subhanahu ve ta'ala sizlerini kalıplarilerine karaydı dedi. Ve kılıyetken amellerinlerine karaydı dedi. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu ve ta'ala başıdan ahru geçe birer cayda birer bir peygamberini boyu uzun bo'lgan ekan, qoshi qora bo'lgan ekan, kelishgan bo'lgan ekan, juda ajoyib bir sifatlari bor ekan deb, yoki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni o'zini mana shunday sifatlar bilan sifatlamagan ekan. Ammo Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni maqtasa, ma kazabal fuadu ma ana payg'ambarning qalbi yolg'on gapirmadi deyapti. Payg'ambarning qalbi yolg'onchi emas edi deyapti. Bu qalbini maqtashligi. Va Qur'oni Karimda bir necha marotaba Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni sifatlarini maqtagan. Hammasi xalqiy, xulqiy payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni maqtalgan sifatlari. Yusuf alayhissalomning qissasini boshini bir eslab ko'radigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo ve ecma'u Yusuf aleyhisselam'ın eke ülkeleri gelişti diye. Peygamberini en yulkuhu gayabetil cubbi kuduğunu içindeki berkinip duradigen cayge Yusuf aleyhisselam'ını taşlayıp yubarışlıyken gelişti dedi. Hasetten Yusuf aleyhisselam'ını bana şu cayge biz taşlayıp geçsek bundan kutulamız degen maksatta. Allah subhanahu ve teala ayetin devamında وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ İnsanların köpleri Yusuf aleyhisselam'ın gelecekte nimeni kütüyetkenliklerini bilmeydi diye. وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Köp insanlar Allah subhanahu ve teala Yusuf aleyhisselam'ın özünü huzurda yaşırıp koygan mükafatlarını bilişmeydi diye. Allah Teala. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste dediler. İnsanların içi de eşşaase ağbar dedi. Yalan gaya. Pulu yok. Abrosu yok. Bro tanımaydıken. Kimleri tazemez. Çeng tozanda kap gitken. Lev aqsama alallahi le ebarrahu. Eğer Allah subhanahu ve ta'ala'nın namını ortaya koyup kasam içse Allah Teala şu bendesini kasamını pakile bire diyordu.
Nima sababdan? Ana u bandasini qalbi Alloh taologa yaqin. Ana u bandasini qalbi Alloh subhanahu va taologa juda ham yaqinligidan. Mana biz hozir hammamiz obro masalasida uyda, qo'shnida, aka-ukada, qayna-qaynatada, jo'rada, mahallada obrolik bo'lishligini xohlaymiz. Hammamiz. Lekin ba'zi bir bizi ichimizda obrosi past bo'lgan. Odamlar tanimaydigan, pullari ham yo'q, muammolari to'la. Lekin qalbi Alloh subhanahu va taoloni zikr bilan mashg'ul, mahkam bo'lgan insonlar bor deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Lau aqsama alalloh Alloh subhanahu va taologa ey Robbim deb qo'lini ko'tarsa albatta ijobat qiladi deydi. Lau aqsama alalloh la abarrahu Alloh taolo aytgan so'zini to'g'rilab qo'yadi deydi. Ibnul Munkadir tarixda o'tgan bundan 1200 yil muqaddam o'tgan Madinai Munawvarani eng mashhur olimlardan bo'lib tanilgan insonlardan Abu Abdulloh deb kunyalanadi. Butun Madina ahli yig'ilib biz yomg'ir yog'ishligini so'radik dedi. Istisqo namozi. Hammamiz yig'ilib jamlanib duo qilib Alloh subhanahu va taoladan bizga yomg'ir tushirib berishligini so'radik. Yog'madi yomg'ir dedi. Bir kun so'radik, 2 kun, 3 kun, 4 kun, 5 kun yomg'ir yog'madi. Kunlarni birida men o'zim tunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning masjidiga kirib zikir qilib o'tirayin desam, bir odam kirib keldi dedi masjid ichiga. Oddiy odam. Hech kim tanimaydigan. Ustida bir ridosi bor ekan. Ana u kiyimni kiydi-da, ikki rakat namoz o'qigandan keyin ikkala qo'lini ko'tarib, "Ey Robbim, bu Madinani ahli duo qilyapti. Bizga yomg'ir yog'mayapti. Yomg'ir yog'dirib ber" dedi. Ishonch bilan. O'zingni nomingga qasam ichib aytaman, yomg'ir yog'dirib berasan dedi. Butun Madinani ahli duo qilyapti. Odamlarga yomg'ir kerak bo'lyapti. Lekin yomg'ir yog'mayapti. Robbim sen bizga yomg'ir yog'dirib ber dedi. Qasam ichib aytaman yomg'ir yog'dirib berasan dedi. Bir marta, ikki marta, uch marta duoni takrorlagandan keyin eski masjid Ibnul Munkadir aytadi, osmonda bulutlar paydo bo'lib yomg'ir tushishligini boshladi dedi. Men hayron qoldim dedi. Ibnul Munkadir hayron qolyapti, olim odam. Men hayron qoldim. Butun Madina ahli jamoat bo'lib so'rasa-yu, yomg'ir yog'masa, bir inson kelib Alloh subhanahu va taologa duo qilsa-yu, duosini Alloh subhanahu va taolo ijobat qilib qo'ysa. So'ngra haligi odam, "Ey Robbim, men yomg'ir so'radim, mana yomg'ir berding." demadida betlar yig'lashni boshladim dedi. "Men o'zi kimman?" dedi. "Men oddiy banda bo'lsam, ey Robbim," dedi. Senden men yomg'ir so'ravdim. Sen menga yomg'irni yog'dirding. O'zing gunohlarimni kechir, g'ururlanib ketmayin dedi. O'zing gunohlarimni kechir, o'zing bandangni kechir, o'zing bandangni kechir dedi-da sajda qilib bomdod vaqti yaqinlashgan ekan masjiddan chiqib ketdi dedi. Ertasi kuni Ibnul Munkadir men masjidda o'tirsam, haligi inson kelib yana bomdodgacha namoz o'qidi. Uchinchi kuni kelib yana bomdodgacha namoz o'qidi. So'ngra men u insonni kimligini bilib oldim dedi. Uyini tanib oldi. Va kana ya'malu iskafiyan. U Madina Munawvarada odamlarni oyoqlariga kiyib yuradigan payovzalni tikadigan etik do'z ekan. Kasb shu. Butun Madinani ulamolari, taqvoliklari, fatvoliklari hammasi to'planib duo qilganda Alloh taolo ijobat qilmagan etik doz bo'lgan bir oddiy insonga Alloh subhanahu va taolo duosini nima qilyapti? Ijobat qilyapti. Uyiga bordim dedi. Uyiga borib, "Ey falonchi, yaxshimisiz?" "Ha, yaxshi, Abu Abdulloh, keling." Olim odamni kutib olganday meni kutib oldi dedi. Kutib olgandan keyin, "Siz kecha duo qiluvdingiz. Sizi duoingiz ijobat bo'ldi." Deydi, menga qarab g'azabi chiqdi dedi. "Siz meni kuzatib yuribsizmi?" debdi. "Nima sababdan meni kuzatasiz? Duo qilgan bo'lsak duo qilibman-da, ana u duoni qilganimni birovga aytmang," dedi.
Ayak kıyımınızı doğrulaş gerek olsa ben doğrulap vereyim. Eğer onda yapamazsa beni üyümden çetin deyip sekin menge ruhsat verip de keyin iste barsam yok kendim. Köçüp keti varmıştı. Medine'nin münavvanını taşlap gitti. İbnül Münkedir umurunu ahırda eti beredi. Ben umurumla ahırda bana onlar seni yazıyıp ben bir umur izledim şu adamla. Umurumla ahırı geçe ana şu duası icabat bugün insanla ben görgenim yok diye. Kıyamet günü de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de eti yaptı insanlar وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَعُ كِتَابِيَ Kaysi insan kitabını on koladan aladigen bolsa adamlarını huzuruya çıkıp ey adamlar körüp koyunlar bana benim kitabım on kolundan alındı ben cenneti kemen deyip mahtanadigen insanlar var dedi. Biz kıyamatta mahtanaylık. Dua kılıp icabat bosa kegin şükür kılaylık. Ana o nergi tarafta buladıkken abro itibarge hakiki hareket kılışımız gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni sahabaları bilen bazı bir bolup ötken vakiyeler var. Ana şu sahabalardan biri Zahir ibn Haram radıyallahu anhu diyen kişi. Bu hazırge etiliyetken insange ohşap kembahal bugün. Pulu bomagen. Obro e'tiboriyam bo'lmagan. Hatto payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar: "Madfu'un bil abwab". Birovlarni uyiga borsa, uni ko'rib odamlarni kayfiyati tushib ketadi deyapti. Endi bizning uyimizga shu odam kelibdi deydigan darajadagi odam deyapti. Ammo ana Zahir ibn Haram radhiyallohu anhu Madinai Munawvarani tashqarisida yashar ekan. Bazı payta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şehrini ziyaret kılıp sütlerini, kurtoplarını, kattıklarını çünkü hoşuken derselerini alıp gelerekken. Çünkü o çölde yaşaydı da tüyeleri var. Her sefer Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ziyaret kılarken hediye verin. Çünkü hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tehaddav, tehabbav dedi. Birbirleriyle hediye verseyler ortaylardaki muhabbet müstehkem bulandı. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabaları ana o sünnet yolu koyuşken. Aynı kısa. Pulları azrağı bugün adamlarda hediye köprağı bulandı. Kolu açık bulandı. Yine bir sefer Zahir keledde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üyüge kelip sonrası Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yok iken. Kayırge ketti, işleri bilen ketti. Zahir ketedi. Ortadan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kelganda ummuhatul mu'minin mu'min musulmonlarning onalari aytadi ki ya Rasululloh sizi bir kişi istab qidirib keldi dedi. Uni ismi Zohir ekan dedi. Qachon ketdi dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hozir chiqib ketdi dedi. Zohir olib kelgan narsalarni bozorda sotsa kerak deb Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orqasidan bozorga bordi. Zohirni orqasidan Karasa endi bazarga yetibdi. Haligi kambag'al pullari yo'q, obro'si yo'q, hech kim tanimaydigan inson. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir qulay fursat topib turib, Zohirni orqasidan borib turib, ikkala qo'li bilan ko'zini to'sib oladi. Shunday holatni bir tasavvur qila olasizmi? Siz masalan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shunday qilganda nima qilgan bo'lardingiz? Buladı mı şunday halat bizde? Keseyu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üçle olsayu ikele kör yatken közlerinizi mübarek kolları bile bekitip koysa. Koyvarın deyse yok men Resulullah aman deyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şunda haligi Zahir etti ki ey Allah Teala'nın elçisi meni qo'yvaring dedi. Yani. Hatto ana bu qornlari Zohirni qorni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga azor bermasin deb o'zini tortib olar ekan. Bozorda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam baqiryapti. Man yashtari hazal abd. Kim sotib oladi mana bu qulni?
kim satıp aladı bana o kulunu diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haligi sahaba bilen hazilleşiyordu. Şimdi zahir etti ki, ey Allah Teala'nın ilçisi, min cüde arzamman dedi. Min abroyum yok dedi. Min cüde arzamman, adamlar beni tanımaydı dedi. Pulum yok. Abro itibarım yok diyordu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zahirini koyuvardı. Umuman, birer bir mal mülke dünya ahiretke almaşmayı diyen bir sözdeydi. وَلَكِنَّكَ اِنْدَ اللّٰهِ غَالِدٍ Ey zahir dedi. Allah'ın yanında seni abroyun belent dedi. Ey zahir seni Allah yaşgöre de Allah'ın yanında seni abroyun belent. Esinden çıkarmayın bana onlar sen dedi. Şunun için buradalar hakiki abro itibar hakiki kürset edigen cay Allah Subhanahu ve Taala'nın yanındaki abro itibar. Çünkü üçün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem medfuun bil abwab. Adamlar tanımaydigan abro itibarları yok, kiyimleri çeng tozan. Ama Allah Subhanahu ve Taala'ya dua etse duasını icabet kıladı. Lev aqsama alallahi Allah'a kasam etse kasamını pakilab beredigan insanlar var araylarda deyapti. Ana onlar size fakat kalbi sınıqlik bilen yetib boladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste يدخل الجنة كل ضعيف متضعف özünü zayıf hesaplagan başkalarga özünü zayıf kılıp körsetkenler birinci bolup cennetke kiredi özünü katta tutgan ve başkalarga özünü mutekebbir kılıp körsetken dozahke birinci bolup kiredi dedi Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin Allah subhanahu ve taala günah nuksan kemçilik hatalarımız geçirsin ikele dünya sabot bugan insanların katardıksın ahirge 10 günlüklerine çıralık ötkizgen Kıyamet günü de bana şu kıyamun leyller, teheccüd, iftarlık, seherlikler bizi faydamızda hüccet buladığın insanların katardıksın.